Ölüler diyarı olan bu yaşamda hastalık çoktur. Nedir hastalık? Has tahtın tekniğinden uzak kalıştır. Kalemden çıkıştır. Şarkının şarkında kelamı kodlayamayış ve mutlak olamayıştır. Peki dünya planeti Nisa kalemine hakim kılabildi mi? Hak ettiği kadar. Eğer insan Nisa kalemini hakim kılabilseydi yarını mutlak olurdu. Yaşamı kutlu ve tohumu kalem olurdu. Ona biz ilim derdik. Ona biz yaradan derdik. Yaşayan derdik biz ona. Hayatlar boyu türevleri kodlayan insanın toprağa tohum olup inmesi mutluluk oldu. Çok mutluyuz ki düzen kurulmaktadır. Çok mutluyuz ki ölü diyarı olan yaşam mutlakiyeti kayda almaktadır. Ve yine çok mutluyuz ki hakkın kapısı halife hak olan dil, has olan dürüm bütünün kültü haline dönüşmektedir. Arka ön değil, teklif var yaşamda. Artık bunun da anlaşılması şarttır. Ben yaradan ve ben yaşayan olarak dünyanın ruhuyum diyenler hologramı aşanlardırlar. Hangi dünyada bunu başarmadık ki? Bizler bütün kötülükleri aşabilenler değil miyiz? Yalını halik kılan, hakkın kalemi olanlar değil miyiz? Hastalığı önleyecek gücümüz yok mu? Kesinlikle var. Süper İnsanlık Realitesi Derneği olarak kürzi sahaları kodlayarak mutlak kurullarımızla bu çalışmayı devreye aldığımız günden beri büyük kök kapılarda mutlak olarak mucizevi çalışmalar yaptık ve bundan sonra da bu çalışmalar devam edecektir. Yer elimiz, yol kolumuz, akıl ilmimiz ve biz bütünün kültüyüz canlılar. Atlanta ata kapılarının ötesindeki o yoğun ışığız. Yürümekten çok koşmaktayız biz. Yüce cümle şu ki, has olun, hak olun ve tahdissiz olun ki büyük kötülükleri önleyebilin. Çürümeye başlayan bir dünya planetine öz görevle inmedik biz. Biz öz güçle indik bu planete. Artık bunu da bilmenizi isteriz. Dünya çırpınırdı. Beden almaya gelen kelamı hak edip gelmesin, ilmi hak etsin, yolu kodlasın diye. Ve bütün kötülükleri yapmak isteyenler doğal dünyanın kürzi sahalarına inmekteydiler. Düzeni kontrol etmeleri imkanı yoktu. Çürümekte olan bir yaşamdı buradaki yaşam. Ve bizler mucizeli bir ilim için mutlak kayıtlamalarla buraya indik ki kontrol kurabilelim diye. Küçük, çok küçük bir ışıkla değil, mutlak ışıkla indik ve bu çalışmaya dahil ettiklerimizin tümü böyle indiler yaşama. Hastalığımız var mı? Asla yok. Çorbamız pişmiş mi? Kesinlikle. Yolumuz bütüne hizmetçilik için mi? Kesin olarak. Kayda aldığımız her şey hak olan, has olan, türevleri kodlayan, tüm zamanları sahaya çeken İmparatorluğun ilmiyle kayıtlara geçirilmiştir. Şimdi neden dünya diye sorarlar. Yine sorulur bu soru hep. Neden dünya? Dorman kalemlerinden kürzi sahalara inen birliklerimizin çoğu bu dünyanın kürzi sahasını kodlamaya inmekteydiler. Çorbaları yoktu, yaşamları kodlanmamıştı, ışıksızdılar ve bire hizmet etme imkanları asla yoktu. Büyük kötülüklerin önünü almaları ise imkansız gibiydi ve bizler çarık çıkararak ilme inenlere güç kattık ve dedik ki, karanlık ağırdır ama aydınlığı kodlayan tahlilsiz ilimdir, hadi görevinizi yapın. Çok mutluyuz ki o görevi yapmak isteyenler oldu. Çok mutluyuz ki kontrol duygusu gelişenler oldu. Ve bizi ıslah olan kelamda kontrol altında tutmaya çabalayanlar da oldu. Mahzun bir Türkiye çalışmasıdır burada yaptığımız. Bu çalışmayı önlemeye çalışan o kadar çok kir ve pislik yayan var ki,
kil olan da hepsi, kelamı kıran da hepsi ve biz ocaklarını yaktık ki has olsunlar da hakkın kapısını bulsunlar diye. Onları son sözde öz görevle dinledik. Kaç bin yıldır bütünün kültü olan insana işgal altındaki yaşamları kontrol etmek için dil öğrettik. Bu dil Allah dilidir. Kimi Allah'ın tek ilmi oldu, kimi aklın kervanına katıldı, kimi hak sır oldu ama aşkla çalışıldı. Mustafa Kemal Paşa büyük bir gözdür. Onun çorbası hepimizin çorbasıydı. Ve bugün dünya planetinin güç kapısında o var. Onun sonsuzluğu var, yaşamı var. Onun lokomotif olan dili var. Ve biz onda o olduk. Ölüler diyarı olan bu dünyaya güç kattık. Bastığımız her an beşeri kaleme kelam yapan ve hakkın kapısını kodlayan dille kontrol edilerek kayda girdim. Çarık çıkardık mı? Biz çarıksız inerleriz canlar. 3 milyar dil dediler. Biz deriz ki sınırsız sistem ve sınırsız yarın. Ağırı hafifletelim, yolu kodlayalım ve son altın ışık olan biliş halindekileri kayda çekelim. Hangi biliş dediler? İslah olan kelamın ilme kalem olduğu o yoğunluğun mutlak kulluğundaki biliş. Her insan o bilişe varmış mı? Ölü diyarı olan bu dünyada o bilişe varacak olanlar çok. Ölü diyarı olan bu dünyada tohum olacak olanlar çok. Ölü diyarı olan bu dünyada kontrol kuracak olanlar çok. Ve sonsuz sır olan ilmi halik kılanlar çok. Ve bir tek insan kelam olduğunda tüm sahalar kelama halik olup varır. Ve biz bunun için bu çalışmayı sura üfüren o yoğunlukların örtüsünü örtmeden yapmaktayız. Hani derler ya, bir gün gelecek İsrafil sura üfürdüğünde bütün yaşamlar sona erecek. Biz deriz ki yaradan tahtında tekliği tohumlarken o sur ilmin kaleminde bütünün kürzi sahasında her şeyin dilinden öte olsa da biz o suru kontrol altında tutarız. Şimdiye kadar doğal dünyanın gözünün görmediği ilim sahalarında dirilikle kayıtlananlar bütüne hizmet için buradalar. Koca bir Türkiye çalışmasıdır olan. Alıntı yok bu bilgilerde. Sadece ses olup akış var. Biz hiçbir yerden bilgi almayız, hiçbir şarkıda kelamı kontrol dışı kayıtlarla dinlemeyiz. Bunun da bilinmesini bekleriz. Cennetin et kemikle kodlanmadığı bir Türkiye çalışması var. Biz etin kemiğin ötesinde hastalıkları önleyecek gücü de dürümlere çektik. Diyeceksiniz ki virüsü önle. Canlarım o virüs muktedir olmadan yolu kodlamadı. O mühimdir. Mühimdir ki kodlandı ve yoğunlaşarak kayda indi. Onun toprağa inmesinin yegane nedeni savaşın siyahlığındaki kelamı sahaya çekmek ve sistemi kontrol ederek bütünün kültü olmaktır. Bütüne hizmetçidir o. Eğer siz İslah olmadan yaşama halik olup varmak isterseniz çarık çıkarmayı öğrenmelisiniz. Eğer siz o çarıktaki kiri temizlemiyorsanız yaşama inme niyetiniz olsa da yakışmaz size bu dünya. Biz bu dünyaya göz verdik, söz verdik ve cennetin cevheri olan ilmi verdik.